أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün cuma farzını ifa etmek için, eda etmek için bu şahsi vazifemizi yerine getirmek için burada toplanıyoruz. Camide toplanıyoruz. Bir de aile bireylerimize karşı görevlerimiz var. Akrabalarımıza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Devletimize karşı görevlerimiz var. Bu görevleri doğru düzgün yerine getirdiğimiz takdirde imtihanı kazanmış oluyoruz. Ebedi ahiretimizi kurtarmış oluyoruz. Fani olan dünya hayatını 2 gün, 3 gün gibi kısa bir süre olarak telakki edersek ahiret hayatı ebedi ve sonsuzdur. Bu vesileyle ebedi ve sonsuz olan ahiret hayatının ayarlaması, rahat mı olacağız yoksa rahatsız mı olacağız? Bunun ayarlaması, tertip ve tanzimi buradaki sınav sonuçlarına göre olacak. Üniversite imtihan sonuçları veya diğer imtihan sonuçları ilan edildiğinde birileri güler, birileri ağlar. Birileri sevinir, birileri üzülür. İmtihan sonuçları kötü geldi diye üzülenler, bir sene sonra yapılacak olan imtihanlara hazırlanmak için çare ararlar. Düşünürler, ne yapsam da bir sonraki imtihanı kazanabilirim diye. Ancak bu dünya imtihanını kaybeden, bir sonraki imtihan diye bir şey söz konusu değildir. Bu imtihanı ya bir kere kazandık, kazandık. Kaybettiyse kaybetti, kazandıysa kazandık. Bunun ikinci bir alternatifi yoktur. Çünkü ahirete göçtükten sonra Rabbirci'un, ey Rabbim beni geri çevir, ne olursun. Tekrar beni imtihana tabi tut diye yalvaracaklarını kendisi haber veriyor. Kella. Cevabını da bildiriyor. Hayır, bunun yedeği yok, istebnesi yok. Yeniden dünyaya gönderilip ikinci kez imtihana tabi tutulmak söz konusu değildir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onun için bizim tek istikametimiz var. Gidiş geliş değildir. Sadece gidiş, tek istikamet yolumuz var. Bu dünyada bu imtihanı başaracağız Allah'ın izniyle. Başaramazsak da artık bunun tekrarı yoktur. Bugünkü dersimizde kıymetli dostlar, bizim şahsi vazifelerimizin yanında hayat arkadaşımız olan eşlerimize karşı, aile hayatı içerisindeki eşlerimize karşı, eşlerimizin bize karşı dikkat etmesi gereken konuların zamanımız elverişli olduğu süre içerisinde müzakeresini yapmış olacağız. Evlenirken şu akdi kul ifadeyi kullanıyoruz. Allahu Teala'nın emriyle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesiyle İmamlarımızın içtihadıyla ve hazır olan şahitlerin şehadetiyle falanca kızı falanı sana eşliğe, aileliğe verdik, kabul ettin mi? Kabul ettim diyor. Yani bir erkek bir hanımla evlenirken, bir hanım kız bir erkekle evlenirken ne ile evleniyor? Allah'ın emriyle evleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesiyle evlenmiş oluyor. Bir de hazır olan şahitlerin şehadetiyle evlenmiş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kadınlar Allah'ın size emanetleridir buyuruyor. Siz bu kadınların Allah'ın emriyle kendinize helal kıldınız ifadesini kullanıyor. Normalde bize kesin haram olan kadın, akd-i nikah yaptığımız zaman hayatta en yakın arkadaşımız oluyor. Bir insanın eşi, kadın olarak baktığımız zaman kocası, koca olarak baktığımız zaman hanımı, dünya hayatında ona en yakın olan insan oluyor.
Ne açıdan diyorum? Annemiz bize annedir. Bu bizim baş tacımızdır. Babamız bizim babamızdır, baş tacımızdır. Ama annemiz annemiz olmasına rağmen annemizin göbeğiyle diz kapağı arası bize namahremdir. Sırtı bize namahremdir. Annemizin sırtına bakamayız. Bir zaruret olmadıktan sonra sırtına elimizi açık olarak tenine değecek şekilde tutamayız. Namahrem bölgesidir sırt bölgesi. Ama eşimiz öyle değil ki, tepeden tırnağa kadar eşimiz bize mahremdir. Bir sansür yoktur. Biz de eşimize karşı öyledir. Ayrıca bir insanın vatanı aslı, vatanı ikamet diye iki tane vatanı vardır. Vatanı aslı, bir insanın doğup büyüdüğü ve yaşamaya karar verdiği yere vatanı aslı denir. Diyelim ki doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde isek orası bizim vatanı aslimizdir. Bir başka yere geçici olarak intikal ettiysek, ben memurum, İzmit'te memurum, İzmir'de memurum, daha sonra tayinim başka yere çıktığı zaman başka yere gideceğim. Buna ne diyoruz? Vatan-ı ikamet diyoruz. 15 günden fazla durmaya karar verdiğimiz yer, velev ki 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene olsun, buna vatan-ı ikamet diyoruz. Onun için İstanbul'un dışından İstanbul'a gelenler, doğup büyüdüğü yer burası olmayabilir, başka yerde doğmuştur. O yer onun vatanı aslisi idi. İstanbul'a geldiği zaman işte memur olarak gelmiştir, işçi olarak gelmiştir, bir fabrikada çalışıyor veya bir dairede çalışıyor. Bu insan emekli olduğum zaman doğduğum, büyüdüğüm yere gideceğim diyorsa, o doğduğu, büyüdüğü yer hala vatanı aslisidir. İstanbul onun vatanı ikametidir. Dolayısıyla İnsan vatanı aslisine bir günde gitse seferi değildir. Ama vatanı ikamette 15 günden az kalırsa seferidir. Peki ben İstanbul'a geldim, İstanbul'a yerleştim. Artık İstanbul'dan memlekete dönmek düşünmüyorum. Sadece tatile giderim, dinlenmeye giderim, oksijen alırım, yine gelirim. Ben artık İstanbul'a yerleştim derseniz, o zaman doğduğunuz, büyüdüğünüz yer vatanı aslı olmaktan çıkar, İstanbul vatanı asliniz olmuş olur. Demek ki vatanı asli de asıl kriter nedir? Devamlı yaşamaya karar verdiğin yerdir. Artık ben buraya karar kıldım, benim burası vatanımdır dediğin zaman öbürü bozuluyor. Bir insanın bir tane vatanı aslisi olur, iki tane olmaz. Geldim İstanbul'a yerleştim. Ben artık İstanbul'dayım. Emekli olunca gideceğimi düşünmüyorum. Gidersem kabir ziyaretine giderim, işte hava almaya giderim, yaylaya çıkarım gibi olursa, annemiz babamız orada olsa da, gittiğimiz zaman annemizin, babamızın memleketine gitmiş olsak da, evine gitmiş olsak da, orası artık bizim vatanı aslimiz değildir. Bu konuda eşler değişiktir. Mesela diyelim ki, biz İstanbul'da oturuyoruz, ikamet ediyoruz, efendim çalışıyoruz ve İstanbul'da da devamlı durmaya karar verdik. Ancak İzmir'de bir hanım kızla evlendiğimizi düşünüyorum. Ben İstanbul'a gelmem dedi. Ben burada yaşayacağım dedi. Biz de bu şartı kabul ettik. Kocaeli'de yaşayacağım diyen bir hanım kızı kabul ettik. Orada ev tuttuk kendisine. Buradan oraya gidiyoruz, geliyoruz. Şimdi İstanbul'da devamlı yaşamaya karar verdiğimiz için İstanbul vatanı aslimizdir. Efendim orada evlilik hayatını beraber sürdürmeye karar verdiğimiz eşimizin bulunduğu yer de bizim vatan aslımız sayılır. Eğer eşimiz devamlı orada kalacaksa. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Annemizin, babamızın olduğu yer bizim vatan aslımız olmaz. Ama eşimizin devamlı durmaya karar verdiği yer bizim vatan aslımız olur. Bu bakımdan bize tamamen yabancı olan bir hanım kızla evlendiğimizde bizim hayatta en yakınımız olmuş oluyor. Bir mahremiyet açısından sınır kalmıyor. Bir insanın sadece ve sadece eşiyle arasında mahremiyete sınır yoktur. Yani vücudunun her tarafını görmesi, tutması mümkündür, helaldir, caizdir. Eşinin dışında bu başka birisi için söz konusu değil. Sadece doktorlar için ihtiyaç duydukları zaruret miktarı, efendim namahrem bölgelere bakmaları veya tutup bir icra-i faaliyet yapmaları, ameliyat neyse muayene yapmaları caiz olur. O da sınırlı, ihtiyaç da sınırlıdır. Sonuç olarak Allah'ın emriyle akd-i nikah ettiğimiz eşlerimiz hayatımızın hayat arkadaşı diyoruz ama
bazı yönleriyle annemizden babamızdan bize daha yakın olurlar. Bazı yönleriyle diyorum. Eş değişebilir ama anne değişmez. Yani bugün eşinle geçinemedin, eşini babanın evine gönderdin, sen onunla geçinemedin veya o seninle geçinemedi. Eş değişebilir ama anne değişmez, baba değişmez. Onun için bu ifadelerimden eş anneden babadan daha önemlidir anlaşılmasın. Annenin babanın yerini başkası tutmaz. Ama hayatın akışı içerisinde eşlerimizin bize yakınlığı annemizin yakınlığından daha fazladır. Mahremiyet açısından, vatani aslilik açısından diyorum bunu. Kıymetli dostlar, akd-i nikah yapılırken bir mehir zikredilir. Bu mehir en tebtegû bi emvâlikum muhsinîne gayre musâfihîn ifadesi Kur'an'da geçiyor. Yani siz evlenmek istediğiniz eşlerinizi mal karşılığında, yani mehir karşılığında, mehir ödemek suretiyle almanız size helal kılınmıştır buyuruluyor. Onun için nikahta mehir vardır. Bu nikahtaki mehir nedir? Nikah parasıdır deniyor. Sonuçta kadını akd-i nikah ile taht-i nikahımızı aldığımızda, akit yaptığımızda mehir zikredilir. Bu mehir karşılıklı mutabakatle zikredilir. Yani ne istiyorsun? Şu kadar altın veya şu kadar para istiyorum diyor. Pazarlık yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu mehrin tabanı var ama tavanı yoktur. Tavanı karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Çok basit bir şey olmamalı ama çok ağır bir şey de olmamalı. Yani altından kalkalmayacak şekilde olmamalı. Ödenebilecek bir şey olmalı. Bazen nikah esnasında delikanlı aşka geliyor, gözünü karartıyor, ne isterse veririm diyor. Fi tarihinde bir kardeşimiz Almanya'dan aramıştı beni. Dedi ki biz bir hanımla evlendik, mehir olarak kendisine bir daire söyledim. İstanbul'da bir daire söyledim, söz verdim. Şimdi 6 sene sonra biz onunla geçimsiz olduk, ayrılmamız gerekiyor, devam edemiyoruz. Ne olacak şimdi daire? Eğer mehir olarak konuşuyorsan bu daireyi vereceksin. 6 sene değil, 6 gün de olsa mehir olarak konuşuyorsanız o daireyi vermen gerekir. Yani mehirde, nikah akdinde zikredilen mehir ne ise, efendim mutabık kalınan ne ise, ama peşin ama veresiye, ama muaccel ama müeccel, bu erkeğin hanımına borcudur. Bunu bir şekilde vermesi gerekir. Nikah vazifelerindendir. Bu mehir zikredilirken düşünmek lazım. Yani ödeyebileceği miktar neyse onda mutabık kalmak lazımdır. Ödeyemeyeceği bir miktar üzerine öyle hava atıp da ben efendim mehri yüksek tutayım, millet öyle bilsin falan diyerek mehir zikredilmez, doğru değildir bu. Ne nikah hava atmak için ne de mehir hava atmak için zikredilmez. Gerçek bir evlilik için nikah akdedilir ve gerçekten ödenmek için mehir zikredilir. Geçenlerde evlenmek üzere hanım kızla delikanlı geldiler. Anneleriyle babalarıyla beraber geldiler. Mehir ne olsun falan konuşurken, tartışırken dedim ki bak verebileceğiniz mehir söz konusudur. Onun için burada çok yüksek rakam zikretmeyin dedim. Öyle bir espri olsun diye sordum. Dedim kızım dedim senin annen ne kadar mehir aldı babandan? Annesi dedi ki vermedi ki bana. Peki delikanlının annesine dedim sen dedim efendinden ne kadar mehir aldın? Bana da vermedi ki dedi. Şimdi anneler diyorlar ki her iki tarafın annesi mehir zikredildi ama bana mehir vermedi ki diyor. Bu doğru mudur? Mehir zikrediliyor ama mehir verilmiyor. O zaman hava atmak için mi mehir zikrettin? Mehir nikahta kadının hakkıdır. Muaccel veya müeccel, yani peşin veya veresiye nasıl konuşulduysa o kadının hakkıdır, onu verir. Onu alması lazım kadın. Tabii bu mehirde atıyorum diyelim ki 21 tane altın zikrettiniz, 21 altın borcundur senin. Peki bundan kadın hibe edebilir mi? Bir kısmını hibe etmesi normaldir. فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيًا. Yani eğer eşleriniz mehir haklarından cani gönülden bir kısmını size hibe ederlerse afiyet olsun onu yiyebilirsiniz. Cani gönülden baskıyla değil.
canı gönülden size hibe ederlerse onu afiyetle yiyebilirsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Tamamını hibe edebilir mi? Elbette tamamını da hibe etme hakkıdır ama bu hibe işi gerçekleşmeden önce nedir? Erkeğin hanımına olan borcudur. Bunu bir şekilde ödemesi lazım. Onun için siz kıymetli dostlar, evli olanlara söylüyorum. Evlenirken mehir olarak ne zikrettiyseniz hanımınızla anlaşın. Borcunuz kalmasın, borçlu olarak ölmeyin. Sonra sıkıntı yaşarsınız ahirette. Hanım benden almaz demeyin. Anne evladından isteyecekse, baba evladından isteyecekse hanım gırtlağımızı sıkar ona göre. Dünyada anlaşmak lazım. Şimdi diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Eyyuma raculin tezevvece imra'atan ala ma qalla min al-mehr ev kesur. Leysa fi nefsihi en yuaddi ileyha haqqaha khada'aha." Bir erkek bir kadınla evlenirken bir mehir zikrediliyor. Ama o mehir ne zikredilirse edilsin ben onu zaten ödemeyeceğim anlayışında o niyette ise khada'aha, aldatmış olur eşini. Dakika bir, gol bir, sahtekarlıkla başlamış olur bu iş. Yani bir aile yuvası kuruyorsun. Aile yuvası kurarken diyorsun ki ben sana şu kadar mehir vereceğim diyorsun ama içinde ben bunu ödemeyeceğim diye niyetim var. İşin temelinde ne var? Sahtekarlık var. Aldatma var burada. Eşini aldatmış oluyorsun. فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ اِلَيْهَا حَقَّهَا. Adam öldü diyelim ve kadının mehrini de vermeden öldü. Ne olacak? لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ. Yani yarın ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna suçlu olarak çıkmış olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki nikahta mehir zikrediliyorsa ödeyebileceği bir miktar olmalı ve bunu ödemek niyetiyle zikretmeli, âminna ve saddekna demeli. Geçenlerde çok kalabalık bir grup geldi nikah kıymak için. İmam odası doldu, yer kalmadı. Sordum, dedim, ne istiyorsun mehir? Bir kilo altın istiyorum dedi. Bir kilo altın öyle az bir şey değil yani. Yani aşağı yukarı 20-30 tane düğün yapılır onunla herhalde. Baktım delikanlıya, tamam dedi. O tamam deyince bize sadece yazmak düştü. Sonra aradan 10-15 gün geçtikten sonra veya 20 gün geçtikten sonra delikanlıyla karşı karşıya kaldım. Dedim, neydi o dedim. Bir kilo altın ne yapayım hocam dedi, bir kilo dediler, ben de sesimi çıkaramadım. Ya kardeşim yani, asıl sesin orada çıkması lazım, daha sonra çıkmak, sesinin çıkması hiçbir şey ifade etmez. Bir kilo dediysen bir kilo olarak kalır mı? Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, nikahın en hayırlısının mehir yönüyle en kolay olanıdır. Yani ne o taraf ne bu taraf mağdur olmamalı, zulme uğramamalı. Mehir konusunda efendim zikredilen neyse insaflı bir miktar söylemeli. Efendim söylenen miktar neyse tamamı ödenmeli veya bir kısmı cani gönülden, o ifade çok önemli. Fe in tubne lekum an şeyin minhu nefsa. Yani cani gönülden böyle severek size bir kısmını hibe ederlerse afiyetle yiyebilirsiniz diyor. O cani gönülden olması önemlidir. Baskı ile beraber değil. Şimdi kıymetli dostlar, dedim ki dersime başlarken bizim Allah'a karşı görevlerimiz vardır. Bir de efendim çevremizdeki insanlara karşı görevlerimiz vardır. Bunlardan birisi de eşlerimizdir. Meşhur bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyeti." Hepiniz çoban gibisiniz. Çobanın taht-ı himayesinde neler var? Koyunlar ona teslim edilmiştir. O onları bekleyecek. Kurttan kurtaracak onları, tehlikeden kurtaracak onları. Bunun görevi, çobanın görevi nedir? Sürüye sahip çıkmaktır. Yabani hayvanlardan koruyacaktır onları, tehlikeli manzaralardan koruyacaktır. Çobanın görevi bu zaten. Hepinizin böyle bir görevi vardır. Çoban nasıl ki sürüsünü korumakla görevliyse, sizin de herkesin böylesine korumakla görevli olduğu bir alan vardır. Mesela el-imamu ra'in, devlet başkanı, devletin başındaki idareciler, idare ettikleri insanların menfaatlerini gözetlemekle, nasıl ki o çoban sürüsünü korumakla mükellefse, düşmanlara karşı, tehlikelere karşı tedbirlerini almak mecburiyetindedir. وَالرَّجُلُ ra'in fi ehlihi, devlet başkanı, evet, devletindeki insanların hak hukukunu korumakla mesuldür. Bir erkek de eşi ve çocukları ile ilgili aynı sorumluluğu vardır.
Nasıl ki devlet başkanı taht-ı himayesinde olan insanların ulvi menfaatlerini, memleketinin ulvi menfaatlerini gözetmesi gerekirse, bir erkek de eşinin ve çocuklarının menfaatlerini gözetlemek mecburiyetindedir. Eşimin ve çocuklarımın başına bir tehlike gelmesin, hem dünyada hem ahirette bir tehlike gelmesin diye bunu gözetlemek mecburiyetindedir. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَةٍ Kadının da görev sorumluluğu vardır. İslam dininde kadın, efendim İçişleri Bakanı gibi kabul edilir. Erkek de Dışişleri Bakanı gibi kabul edilir. Dışarıdaki çalışmalar erkeğe aittir, içerideki organize kadına aittir. Mutfağın sorumlusu kadındır. Çocuğun terbiyesinden sorumlu kadındır. Dolayısıyla ev içerisinde kocasının çocuklarına malik olmak, malına malik olmak, şerefini korumak kimin görevindir? Kadının görevidir. Demek ki erkek eşini ve çocuklarını koruyacak. Kadın da kocasının hem şerefini koruyacak, hem de çocuklarına iyi bakacak, malını, eşyasını iyi kullanacak. Bir kadın israfçı olursa, kocasının malını çarçur ederse, şerefini ayaklar altına alırsa, kocasına karşı hakkını, efendim, kocasının hakkını ödeyemez. Yarın ahirette ondan davacı olmuş olur. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ Diyelim ki bir adam bir fabrikada işçidir. Sonuçta ona makine teslim edilmiştir, cihazlar teslim edilmiştir, bir şeyler teslim bir alan teslim edilmiştir kendisine. O da ondan sorumludur. O da onun hesabını verecek. Kısacası herkesin bir mesuliyeti vardır. Kadının mesuliyeti var, kocanın mesuliyeti var, valinin, kaymakamın, muhtarın, herkesin bir mesuliyeti vardır. Bu mesuliyet büyür, küçülür, azalır ve çoğalır. Yarın ahirette herkes sorumlu olduğu neresidir, kimdir, onun hesabını verecek. Yani bir erkek neyin hesabını verecek? Eşinin dünya ve ahiretinin saadeti için elinden gelen görevini bildin ve yaptın mı, yapmadın mı? Nasıl ki kadın kocasının malını, şerefini koruyup korumadığının hesabını verecek, erkek de çocuklarını ve eşini hem dünya hem ahiret saadeti noktasında gözetleyip gözetlemediğinin hesabını vermiş olacak. Onun için bir erkek için hanımı ile ilgili düşündüğü zaman harama düçar olması, efendim namazını kılmaması, ahiretini perişan edecek yanlış tutum ve davranışları onu ilgilendirir. Merhamet etmesi lazım. Eşinin o felaketlerden kurtulması için efendim makul tedbirler alması lazım. Yani acıması lazım ona. Kendisi ateşle yanmayı istemediği gibi eşinin de yanmasına izin vermemeli, o konuda tedbir almalıdır. Kıymetli dostlar, tabii eşlerimiz hayatımızın, hayat arkadaşlarımız bize birçok yönüyle insanlar içerisinde en yakın olan hayat arkadaşlarımız, hayatımızı paylaştığımız insanlar olması bakımından onlara karşı tavır ve davranışlarımız da hangi estetikte olacak, hangi cihetten ağır basacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Müminlerin iman bakımından en zirvede olanı namazı en çok olan değildir. Orucu en çok olan değildir. En çok sadaka veren değildir. Ahlak bakımından en güzel olandır. Demek imanın, kimin imanı zirve yapmıştır? Ahlakı güzel olan insanın imanı zirve yapmıştır. Tabi bundan şöyle bir yanlış çıkarım yapmayalım sakın. Bir adamda namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok ama ahlakı güzeldir, bu imanı zirvedir anlamına gelmez. İman ibadetsizliğe evet demez ki. Yani bir insanda iman varsa namaz nasıl olmayacak, oruç nasıl olmayacak, zekat nasıl olmayacak? İman bunları zaten zaruri kılar. Ancak bir insanın çok namaz kılmış olması, çok oruç tutması, çok zekat vermiş olması herkesten üstün olması anlamına gelmez. Mesela sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmain içerisinde en faziletlisi kimdir? Bütün sahabe-i kiramın bir numarası kimdir? Kavlen vahiden Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimizle ilgili radıyallahu anh der ki Ebu Bekir size çok namazla çok oruçla üstün kılınmamıştır. Kalbine yerleşen bir duyguyla sizden üstün kılınmıştır diyor. Demek ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizi sahabe-i kiram içerisinde bir numara yapan hepsinden daha çok namaz kılması değildir. Hepsinden daha çok oruç tutması değildir.
kalbinde sahip olduğu bir manevi durum vardır, takva vardır, samimiyet vardır, üstün bir ahlak vardır. Efendim, ondan dolayı üstün kılınmıştır diyor. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, müminlerin iman yönüyle en kamil olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyor. Bunu ifade ettikten sonra وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ sizin en hayırlılarınız, eşleri için en hayırlı olanlarınızdır diyor. Şimdi insanın iki yönü vardır. Hani derler ki hayvanın alacası dışında, insanın alacası içindedir. Bir adam sizin karşınıza gelir, size melek gibi gözükebilir. Efendim, konuşmasıyla, mimikleriyle size çok samimi davranmış olabilir. Gerçek yüzü bu değildir. Adam gelir, fakirim, garibanım, bana yardım et der. Adama yardım edersin, 3 gün sonra, 5 gün sonra öğrenirsin ki adam senden zengindi. Ama konuşmasından öyle anlamadın. Size çok samimi davranabilir ama gerçek yüzü o olmayabilir. Demek ki insanlar birbirlerine karşı gerçek yüzlerini göstermeyebilirler. Sen bunu fark edemeyebilirsin. Ancak eşler hayatı paylaştığımız, hayat arkadaşlarımız olması münasebetiyle, yani farklı gözükmek kaç gün sürer? O aşk macerasında öyle olur da, hayat evlendikten sonra, hayatı paylaştıktan sonra eşinin gerçek yüzünü, eşin de senin gerçek yüzünü görmüş olur. Bir insanın gerçek yüzünü kim bilir? Lokantada yemek yediği arkadaşı değil. Mesaide kendisiyle zaman zaman bir araya geldiği arkadaşı da tam bilmez. Ama eşi onun gerçek yüzünü bilmiş olur. Öyleyse bir insanın ahlaki seviyesini en iyi kim bilir? Eşi bilir. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Sizin en hayırlılarınız, eşleri için en hayırlı olanlarınızdır. O zaman bizim için eşlerimiz hür iradesiyle baş başa kaldığında neler söylüyorlar? Biz eşlerimiz için neler söylüyoruz? Eşimizi en iyi bilen biziz, bizi en iyi bilen eşlerimizdir. Eşlerimiz kendilerini evliya gibi gösterseler bile, ama bizim değerlendirmemizde böyle değilse, bizim değerlendirmemiz önemlidir. Biz kendimizi evliya gibi göstersek, ama eşlerimizin değerlendirmesinde bu böyle değilse, bizim gerçek kişiliğimiz, gerçek huyumuz eşlerimiz tarafından bilinendir. Çünkü hayatımızın en samimi bölümünü onlarla beraber yaşamış oluyoruz. Hani nankör olur, şu olur, bu olur, bu herkes için geçerlidir. Sadece onlar için geçerli değildir. Öyleyse Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin orijinal ifadesi, sizin için, sizin en hayırlılarınız, eşleri için en hayırlı olanlarınızdır buyuruyor. Kıymetli dostlar, bir insanın tanımadığı birisine bir iyilikte bulunmuş olması bir iyilik sayılırken, eşine bir ikramda bulunmuş olması, yuvanın devamını sağlaması açısından, yuvadaki mutluluğu pekiştirmesi açısından 2 sadaka sayılır, 3 sadaka sayılır. Onun için başkasına iyilik yapıp da eşimize ihsan etmemek doğru bir davranış olmaz. Bir kadın bir erkek için 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk doğurur ve bunları yetiştirir. Aradan 50 sene geçer, 60 sene geçer. 50 senelik, 60 senelik hayatın özetini yap dendiği zaman kadına çileli bir hayat yaşadım. Eşimden hiçbir zaman bana değer verdiğini hissetmedim. Daima baskı altında, zulüm ve işkence altında yaşadım derse çok kötü bir rapordur bu kıymetli dostlar. 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuğu yetiştiren bir anne, eşinden hiç takdir görmemiş, hiç takdir görmemiş, efendim hiç gönlünü almamış, hep baskıyla beraber, tacizle beraber, küçümseme, alçak görme gibi ifadelerle bir hayat sürdürülmüş ise, hayatın özetini yaparken, 50 senenin, 60 senenin özetini yaparken elhamdülillah Rabbim bana böyle bir eş nasip etti canı gönülden diyemiyorsa, burada bizim yaklaşımımızda sıkıntı var demektir. Bilhassa eşlerle ilgili bunu söylüyorum. Çünkü hayatımızı paylaştığımız en yakın hayat arkadaşımız onlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda bize bir örneklik teşkil ederek şöyle buyuruyor. H
Hayrukum hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız ehline, aile bireylerine ve eşine en hayırlı olanınızdır. Ve ene hayrukum li ehli. Ben aranızda eşine ve aile bireylerine en hayırlı olanınızım diyor. Demek ki biz bu konuda bir sünneti yerine getirmek istersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel bir sünnetini yerine getirmek istersek, eşlerimizin gönlünü alabilecek yaklaşım tarzı geliştirmemiz lazımdır. Hani sakalı şerif bir sünnettir, güzel. Sarık da bir sünnettir. Namazda farzdan önce bir sünnet var, farzdan sonra bir sünnet var. Dişleri temizlemek sünnettir, misvak kullanmak sünnettir. Güzel ama. Bir de çok müekket bir sünnet var. Nedir o? Eşinin gönlünü alabilmek, ona iyi davranabilmek, bu da mükemmel bir sünnettir. Biz efendim müşterinin gözüne girmek isteriz. Niçin? Bizden para, mal alsın, alışveriş yapsın diye. Müşterinin gözüne girdiği zaman senden mal alır, bir defa, iki defa alır. Ama eşinin gözüne girdiğin zaman her gün onunla karşı karşıyasın. Hayatı beraber paylaşıyorsun. Öyleyse müşterinin gözüne, gönlüne girmek mi daha önemli, eşimizin gözüne, gönlüne girmek mi daha önemli? Evleninceye kadar 40 tane takla atıyoruz onun gözüne girebilmek için, gönlüne bilmek için. Nasıl olsa evlendik, nikah akdini bittik, taklalar bitti. Asıl taklaları evlendikten sonra atmak lazımdır. Çünkü mutluluk o zaman lazımdır. Evlendikten sonra, evleninceye kadar kandırıyorsun karşıki tarafı. Yani takla atarak kandırıyorsun karşıki tarafı, gözüne gönlüne girmeye çalışıyorsun. Niçin? Evliliği kurabilmek için, yuvayı kurabilmek için. Peki yuvayı kurdun, bu yuvanın devam edebilmesi için, evleninceye kadar evet demek için sevgiye ihtiyaç var. Peki hayatın devam etmesi için sevgiye daha fazla ihtiyaç yok mudur? Elbette sevgiye ihtiyaç vardır. Onun için evleninceye kadar 40 takla atıyorsan, evlendikten sonra 80 takla atman lazım. Tabi bunu gidip onlara söylemeyin siz, bu aramızda kalsın yani. Ama onların gözüne ve gönlüne girebilmek için evleninceye kadar verdiğimiz mücadeleden daha önemlidir evlendikten sonra vereceğimiz mücadele. Çünkü onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz, onlar gülerse biz de güleriz. Onlar mutsuz olduğu zaman biz de mutlu olamayız. Bir delikanlı, bir tane değil birkaç tanesiyle karşılaştım. Bana şu ifadeyi kullandı. Hocam ben bir an önce annemi babamdan kurtarmam lazım. Bir an önce annemi babamdan kurtarmam lazım. Yani ne demek istiyorsun? Ya babam durmadan anneme zulmediyor. Ben bağımsız bir hayat kurarsam, evlenirsem annemi alırım yanıma, babamın şerrinden annemi kurtarmış olurum. Şimdi dışarıdan evlatlar baktığı zaman bir baba annelerine zulmediyor olduğunu söylüyorsa burada bir sıkıntı vardır. Bazen tersi de oluyor. Hocam babamı annemin zulmünden kurtarmam lazım diyen de oluyor mu? Bu az oluyor, öbürü daha çok oluyor yalnız. Bunu da duydum tabii. Yani annem babama çok zulmediyor, babamı kurtarmam lazım diyen de oluyor. Zulmeden erkek de olsa zalimdir, kadın da olsa zalimdir. Kimseye zulüm yakışmaz. Allah zulmü kendisine haram kılmıştır, başkalarına da zulmü yasaklamıştır. Ezan-ı Muhammed'i okundu kıymetli dostlar. Efendim şöyle bitirmiş olayım. Daha önceki derslerimde de sizinle paylaşmıştım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ وَقَالَ غَيْرُهُ. Yani hiçbir mümin eşine bir yanlışından dolayı nefret edip gözünden çıkarmasın. Yanlış yaptı bir yerde. Ya o bir tane yaptıysa sen iki tane yapıyorsun kardeşim. Sen 12'ünü görüyorsun, seninkini görmüyorsun. Eşin bir yanlış yaptı. O bir yanlış yaptı diye onu nefret edip buz gibi soğudum sakın deme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun gerçekten bir yanlışı varsa herkes kul kusursuz olmaz. Mevla afsız olmaz. Onun da bir kusuru var. Onun bir kusuru varsa bir tarafta, öbür tarafta o kusurunu nötrleştirecek başka güzel tarafları da vardır, artı tarafları da vardır. Öyleyse sen sadece eksiğini bırakarak nefret etme, artılarını gör, çocuklarına sahip oluyor. Namusunun bekçisidir. Evinden gidiyorsun, evine sahip oluyor. Yani evine geliyorsun, sıcak çorba bulabiliyorsun. Çamaşırını yıkıyor, temizliyor. Yani artı taraflarını görmek lazım, eksilerine bakıp nefret etmemek lazım.
diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşin özü şu kıymetli dostlar. Evinizde mutluysanız hayatınızda mutlusunuz. İş yerinizdeki mutsuzluğunuzu evinizdeki mutluluk bastırabilir. Ama evinizde mutsuz iseniz o zaman iş yerinizde de mutlu olamazsınız. Hocaysanız hocanızda, hocaysanız hocalıkta mutlu olamazsınız. İmam bazen mihrapta yanıldığı zaman, seyif secdesi yaptığı zaman cemaat konuşuyor. Herhalde hanımla kavga etmiştir diyor. Namazda şaşırmıştır diyor. Değil mi? Yani evde kavga eden imam mihrapta da kavgayı sürdürür. Öğretmen ders anlatırken sert ve sinirli anlatırsa talebelerine diyor? Herhalde öğretmenimiz evden çıkarken ablayla kavga yaparak çıkmıştır diyor. Evdeki kavga sınıfta da devam eder. Patron iş yerine geldiği zaman işçiler bazen ne derler? Herhalde patron çok sinirli geldi, evden ablamızla kavga yaparak gelmiştir. Yani evinde kavga yapan, iş yerinde de kavga yapar, okulda da kavga yapar, mihrapta da hanımıyla kavga yapmaya devam eder. Onun için bize kavga değil de barış yakışır. Eşlerimizle, aile bireylerimizle barış içerisinde olursak en mutlu hayatı dünyada yaşamış oluruz. Ahiret saadeti de bu şekilde kazanılmış olur. Eşlerimizin bizim üzerimize, bizim onların üzerine haklarımız vardır. Hakkını vermeyen kişi zalimdir. İsterse bu erkek olsun, isterse kadın olsun diyerek sohbetimi bitirmiş oluyorum. Kıymetli dostlar, yazlık eğitim öğretime hemen okullar biter bitmez başlandı. Çünkü Kurban Bayramı'nda bunu bitirip ailece izine tatile çıkmak isteyenler rahatlıkla çıkabilsinler diye Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir tedbir aldı. Öğrencilerimiz Atatürk İmam Hatip Okulu'nda kızlarımız devam ediyor. Erkeklerimiz de camide ve caminin revaklarında devam ediyor. Gün geçtikçe sayılar bana geliyor. Elhamdülillah artış devam ediyor. Öğrenci sayımız gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Camimizde erkeklerimiz öğle namazını yavrularımız kılmış oluyorlar. Böylece cami usul ve adabını da öğrenmiş oluyorlar. Efendim kızlarımızın da zaman zaman camiye gelmesini, cami usul ve adabını öğrenmesini istiyoruz. Cemaatimizden Allah razı olsun. Çocuklarımızın ufak tefek kusurlarını görmezlikten geliyorlar, göz yumuyorlar. Efendim bağırıp çağırmıyorlar, tahammül ediyorlar. Bu da çok güzeldir. Cemaatimizin olgunluğunu ifade eder bu. Çocuklarımıza bağırıp çağırmamalıyız. Onlara tatlı bir şekilde eksiklerini söyleyebiliriz. Onlar camiye bizim zamanımızda, bizim sayemizde alışırlarsa mükemmel bir güzellik olur. Siz kardeşlerimle şunu paylaşmak istiyorum. İçinizde durumu müsait olan kardeşlerimiz vardır. Yazlık öğrencilerimize dağıtılmak üzere efendim meyve suyu olur, kek olur, dondurma olur. Bunlara ikram etmemiz gerekiyor ki gönüllerini alalım. Cami dendiği zaman ikram eden bir yer olduğunu bilsinler. Camiye karşı sevgileri artmış olsun. Hani derler ya, papaz ne yapıyor? Gidiyor, veli gidiyor papaza para veriyor. Ben çocuğumla kiliseye geleceğim, sen ona ikram edersin diyor. Kiliseyi sevsin diye velisi papaza parayı veriyor veya hediyeyi veriyor. Çocuğuyla beraber kiliseye gittiğinde sanki papaz vermiş oluyor. O da papaza karşı ikram eden, hediye eden birisi olarak bakıyor. Kiliseye karşı ısınmaya babası bunu çalıştırıyor. Bu hani teşbihte hata yoktur. Ben de siz dostlarımla şunu paylaşmak istiyorum. Bu yavrularımıza camiyi sevdirmek lazım. Efendim, camiyi sevdirmek lazım, eğitimi sevdirmek lazım. Bu konuda size bize de görevler düşüyor. Efendim, caminin Almanya'dan bir kardeşimiz geldi Ramazan'da. İtikafa geldi burada. Dedi hocam dedi, biz dedi Almanya'dan sizin vaazlarınızı dinliyoruz. Diyorsunuz ki caminin girerken sol tarafta, çıkarken sağ tarafta faturalar varsa o faturalardan ben de almak istiyorum falan dedi. Ta Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan bu ifadeleri dinliyorlar. Artık bunu siz de ezberlediniz. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Helal, bol, bereketli kazançlarla her birinizi merzuk eylesin. Buradaki faturaları kendi öz evinizdeki, iş yerinizdeki faturalar gibi telakki ediyorsunuz ve bunlara efendim çaresine bakıyorsunuz. Ben de size bol bol arkadaşlarımızla, talebelerimizle dua ediyoruz. Rabbim size darlık göstermesin. Helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Ruz-u mahşerde dinine, Kur'an'ına sahip çıkanlarla haşr eylesin. Kur'an'ın şefaatine cümlenizi, cümlemizi nail eylesin. Yuvalarınıza huzur ve bereket versin. Çocuklarınızı, nesillerinizi hayırlı eylesin. Ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.